Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili 3. sıra adayı emekli savcı Ömer Suha Algan, "O meclise girersem gerçek yolsuzun kim olduğunu göstereceğim," dedi. Bir ay kadar önce adaylığım kesinleştiğinde gelmiştim Milas'a. Partisinin Milas Teşkilatı tarafından hazırlanan seçim bürosu açılışına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili 3. sıra adayı emekli savcı Ömer Süha Algan, burada yaptığı konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında söylediği sözlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dün gündüz saatlerinde beni ve Sayın Kılıçdaroğlu'yu, Sayın Genel Başkanımızı ağzına almış. Kısaca ona bir şey söyleyeyim. Başbakanın dün gündüz saatlerine kendisi ve partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuştuğunu dile getiren milletvekili adayı Algan, "Bir başbakan yalan söyler mi? Ayıp," dedi. Kısaca ona bir şey söyleyeyim. Bir başbakan yalan söyler mi? Ayıp. Bir süreden bu yana kendisi ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ilgili Star gazetesine bir takım yazılar yayınlandığını işaret eden Algan, yaptığı açıklamasında şunları söyledi. Benimle ve Sayın Genel Başkanımızla ilgili Star gazetesinde bir takım yazılar yayınlandı. İşte Neşter soruşturmasını yapan biri olarak Sayın Kılıçdaroğlu korudu ve diyet borcu olarak da benim aday gösterildiğim yolunda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu ne bana ne de Türkiye'deki bir Allah'ın kuluna diyet borcu yoktur. Sonra nedense dün başbakanın eline bir kağıt tutuşturmuşlar. O da bu kez dedi ki işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü'nün görevini yaptığı dönemde onun yolsuz, ne gibi yolsuzluktan diz boyu olduğunu savcı iddianamesinde yazmıştır. Şimdi bir kere yandaş basında okumadığı anlaşılıyor Sayın Başbakan'ın. Öncelikle kendi yandaş basında yalanlamış oldu. Bir kez bir de dedi ki bu iddianameyi okudum ben dedi. İnanın okumamıştır. Okusa da bir şey anlamamıştır. Çok teknik bir iddianamedir. Tam için anlamamıştır. Bu iddianamede Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak en küçük bir suçlayıcı bir beyan yoktur. Ama yalan bedava. Hayatta belki en zor şey yalanı yalanlamaktır. Gerçeği yalanlamanız kolaydır. İftira dersiniz, komplo dersiniz. Ama yalanı nasıl yalanlayacaksınız? Sorun buradadır. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ilgili dönemde sürdürülen soruşturma kapsamında bilirkişi olarak görevlendirilen, görevler hakkında açıklamalarda bulunan Algan şöyle konuştu. Şimdi bir son olarak şunu söylüyorum. O soruşturma sırasında bizim bilirkişi olarak ve de uzman olarak yanımızda çalıştırdığımız insanları sayacağım size. Yani bu soruşturmada görev alan kişileri. Bir tanesi Ali Osman Salih'dir. AKP Balıkesir milletvekilidir. Ve bu soruşturmada görev almış, daha sonra da AKP tarafından milletvekili yapılmıştır. Bir tanesi Zekai Özcan'dır. Kendisi SSK Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra. Hem de iki dönem milletvekili olarak AKP'de çalışmıştır. Bir diğeri Sezai Uçarmak'tır. İsim isim veriyorum. Gümrük bir kişisi olarak görev yapmıştır bizde. O da Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne getirmiştir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın en yakın arkadaşlarından biridir. Yani bunlar bile düzenledikleri raporda Sayın Genel Başkanımızı suçlayıcı en küçük bir ibarede dahi bulunmamışlardır. Ben gerçekten ayıplıyorum. Ne olursa olsun, seversiniz, sevmezsiniz. Düşüncesini benimsersiniz, benimsemezsiniz. Bir ülkenin başbakanı olan bir insan doğru olmalıdır. Öncelikle bunu öneriyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Dün ben Köyde'de Aysel Arya Birleşmesi'ne ilişkin bir soru sormuştum. Oradaki komisyonları sormuştum. Sese hemen İstanbul'dan geldi. Sayın Başbakan'a sesleniyorum. Dilerim siz bize güç vereceksiniz, destek vereceksiniz. O meclise gideceğim ve bazı defterleri açacağım ben. Gerçek yolsuzluğu kim olduğunu göstereceğim. Hepinize saygılar.